güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere saçlarımı nasıl hızlı bir şekilde ama sağlıklı olarak uzattığını sırrını açıklayacağım. Bunu merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Biz hayatımızın bir döneminde kofer kurbanı olup belimizdeki saçlarımızı omuzumuzda kesebiliyorlar. Her saçlarımı kısa haliyle böyle bir fotoğraf falan bulursam onu ekrana ekleyeceğim. Ki büyük ihtimalle bulamayacağım çünkü yok ettim o fotoğrafları. Kuaför benim saçlarımı omuzlarımda kesti. Ben kısa saçta çok alışkın olan bir insan değilim. Hatta hiç alışkın olan bir insan değilim. Ben saçlarımı her zaman için uzun olarak kullandım. Anladım. O yüzden saçlarımı hızlı şekilde uzatmak için videonun ilerleyen döneminde göreceğiniz kurallara uyarak saçlarımı sağlıklı bir şekilde şu anda görmüş olduğunuz hale uzatabildim. Saçlarımı bu şekilde uzatırken ne gibi yöntemler kullandım, neler yaptım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Birinci kural saçlarınızdaki bütün kırıklardan kurtulun. Şimdi Ayşe biz saçlarımızı uzatmaya çalışıyoruz. Sen bir de saçlarınızı kestir diyorsun. Bu nasıl olacak diyor olabilirsiniz. Ama sağlıklı olmayan bir saçı uzatamazsınız. O nedenle saçlarınızın hızlı bir şekilde uzayabilmesi için saçlarınızdaki yıpranmış, kırılmış olan bütün eskimiş saçtan kurtulmanız lazım. Çünkü eğer saçlarınızın uçları kırıklarla doluysa saçlarınız hiçbir şekilde nefes almaz. Nefes almayan saç da uzamaz. Saçlarımızı kestirdikten sonra saçlarımızın tekrar kırılmaması için onu destekleyici ürünler kullanmamız gerekiyor. Bu konuda benim tercihim Eldor'un doğanın enerjisi güçlü saç uçları ekspres bakım spreyi. Bu ekspres bakım spreyi içeriğinde angelika kökü içeriyor ve bu angelika kökü sayesinde saçlara doğal canlılığını geri kazandırıyor, saç uçlarını güçlendiriyor ve kırılmalarını azaltıyor. İkinci kuralsa ise... Saçlarınızı çok sık yıkamayın. Saçlarınızın uzaması için kendi doğal yağına ihtiyacı var. Eğer siz saçlarınızı her gün şampuanlayıp her gün yıkarsanız saçınızın doğal yağını söküp alacaksınız. Böylece saçlarınız kurumaya başlar ve kurumanın sonucunda da uzamayı durdurur. Çünkü saçın kendini geliştirmesi için gerekli olan miktarda yağ saçlarınızda bulunmaz. O nedenle saçlarınızı en fazla haftada iki kez yıkayın. Ben bundan bir önceki boyalı saçlarımı nasıl rengini koruyorum videomda. Zaten söylediğim gibi ben 5 günde bir yıkıyorum ve saçlarım çok ama çok hızlı bir şekilde uzuyor. Kural 3. Sağlıklı beslenin ve bol bol su için. Biliyorum artık bu klişe gibi geliyor ama su metabolizmamız için çok önemli. Onun doğru çalışması, vücudumuzun nemli kalması için suyu yeterli miktarlarda günlük olarak vücudumuza sokmamız lazım. Ama yine aynı şekilde saçlarımızın sağlıklı şekilde uzayabilmesi için ihtiyacı olan besin, mineraller ve belli başlı yağlar var. Bunlar neler derseniz folik asit, omega 3, protein gibi besinler açısından zengin besinlerle beslenmemiz lazım. Ama her gün yeterli olan bütün miktarları vücudumuza alamayabiliriz beslenmeyle. Bu noktada bana iki şey çok yardımcı oldu. Bunlardan birincisi yazın yayınlamış olduğum eğer Green Juice videomu izlemediyseniz onun linkini ekrana bırakıyorum onu kesinlikle kontrol edin. Green Juice benim saçlarımda çok büyük bir etki yarattı. Benim her zaman saçlarım çoktu ama benim saçlarım çok ince terli olduğu için koparak dökülmelere çok müsait ve hiç bu kadar çok volümünü koruyan bir saça sahip olmamıştım. Ta ki akne yüzünden Green Juice içmeye başlayana kadar ben onu akne açısından bana yardımcı olması için içmeye başladım ama Yüzümden çok saçıma yaradı diyebilirim. İçeriğinde Green Juice videosunda çok ayrıntılı şekilde içeriğinden bahsettim. Ama şu, kısaca söylemem gerekirse içeriğindeki folik asit, beta ve biyotin sayesinde saç köklerinizi uyarıp yeni saç oluşumuna yardımcı oluyor. Mevcut saçlarınızı güzel bir şekilde beslediği için saçlarınız daha canlı, daha sağlıklı, yıpranmaya daha az meyilli hale geliyor. Çinkoz saç dökülmesini engellemede, saçlarınızın daha sağlıklı, daha canlı, daha parlak hale gelmesinde çok yardımcı olan ikinci bir vitamin. Ama saç uzaması dediğinizde aklınıza ilk gelecek olan vitamin kesinlikle ve kesinlikle biyotin. Özellikle biyotin çinko ve selanyumla birlikte alındığında saçlarınızın uzamasını çok hızlı şekilde arttırıyor. Ben özellikle saçlarımdaki dökülmeyi engellemek amacıyla içmeye başlamıştım. Ama akneye meyilli bir cildiniz varsa uzun süreli kullanımda biyotin belki akne yapabilir. Kural 4. Saçlarınızı uzattığınız dönemde her zaman saç uzamasına yardımcı olan ürünleri tercih etmeye çalışın. Ben saç dökülmesini engellemek istiyorsam ya da saçlarımın daha hızlı şekilde uzamasını istiyorsam her zaman içeriğinde biyotin olan ürünleri tercih ediyorum. Eldorun sağlıklı uzayan saçlar serisi içeriğindeki biyotin sayesinde saçlarınızı güçlendiriyor. Onların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor. Bu seri şampuan, saç kremi ve ekspres bakım spreyinden oluşuyor. Eğer saçlarınızı sağlıklı şekilde uzatmak istiyorsanız kesinlikle saç kremini rutininizden eksik etmeyin. Saç kremi saçlarınızın hızlı uzamasına sebep olmaz ama saçlarınızı beslediği, nemlendirdiği için saçlarınızın sağlıklı uzamasında en büyük etkenlerden bir tanesi. Saçlarımı uzatırken besin takviyelerine, doğru beslenmeye, doğru ürünleri kullanmaya dikkat ettiğimiz gibi bunların hepsini doğal kürlerle de destekleyebiliriz. Ben saçlarımı uzatmaya çalışırken benim için en büyük problem saçlarımın boyalı olmasıydı. Uygulayacağım yöntemin hem saçlarımı beslemesi, uzamaya yardımcı olması hem de saçımın boyasına zarar vermemesi gerekiyordu. Bildiğiniz gibi saç uzatmada en çok tercih edilen soğan kürü ve sinameke kürleri var. Onların ikisi de benim saçımdaki boyanın canını okuduğu dönemde ben şu anda size anlatacağım maskeyi yapmaya başladım. Ve bu maskeyi şöyle söyleyeyim. Saçlarınızın hızlı bir şekilde uzamasından anlıyorsunuz saçlarınız çok daha yumuşak çok daha parlak hale geliyor. Şimdi bunun tarifine geçelim. İçeriğimiz hindistan cevizi yağı. İçeriğindeki protein ile saç derisini ve saç köklerini besleyerek saça daha sağlıklı uzamasını, saç uçlarındaki kırıkların azalmasına yardımcı oluyor. Saç dokusunu düzelterek yıpranmış ve solgun görünen saçlarının görünümünü geliştiriyor. Koparak dökülmeleri azaltıp saç uzamasını tetikliyor ve saçları nemlendiriyor. Avokado yağı içeriğindeki A ve E vitamini yönünden zengin olan avokado bu özelliğiyle hücre yapısına destek olarak saçı güçlendiriyor. Saç dökülmelerini önlüyor. İçeriğindeki sağlıklı yağlar sayesinde ise saç uzamasını tetikleyip saçları koruyor. Hint yağı içeriğinde besleyici E vitamini, protein ve saça faydalı birçok mineral içeriyor. O nedenle Hint yağı saç uzamasına katkıda bulunan bir numaralı. Yağlardan bir tanesi. Eğer saçlarınızı uzatmak istiyorsanız Hint yağını asla eksik etmeyin. Biberiye, yağı hücre bölünmesini uyararak saç köklerini canlandırır ve saçın normal döngüsünden daha kısa sürede uzamasını sağlar. Burada görmüş olduğunuz Hindistan cevizi, avokado yağı ve Hint yağını birer ölçü yani saç uzunluğunuza göre birebir ölçüde karıştırıyorsunuz. Karıştırdığınız yani birer yemek kaşığı karıştırdıysanız da içeriğine 7-8 damla biberiye yağı ekliyorsunuz. Bu karışımı saçınıza uyguladığınızda biberiye yağı nedeniyle saç köklerinize böyle hafif bir sürmüşsünüz cildinize gibi hafif bir yanma, bir soğuma hissedebilirsiniz. Zaten bunu hissetmeniz gerekiyor. Eğer o soğumayı, hafif karıncalanmayı hissetmiyorsanız karışımınızın içerindeki birbiriye yağı miktarını biraz daha arttırmanızı tavsiye ederim. Bunun saçlarımı uzamasına sebep olacak saç diplerine uyarıcı bir masajla birlikte saçlarıma uyguluyorum. Eğer bu masajla ilgili bir video görmek isterseniz ayrıntılı beğene basmayı unutmayın. Bu da benim saçlarımın uzamasında bana çok yardımcı oldu. Bu söylediğim yöntemlerle saçlarınızı hızlı şekilde ama aynı zamanda sağlıklı olarak uzatabiliyorsunuz. Maalesef saç uzatmak istediğinizde ayda 10 santim, 20 santim uzatma gibi bir söz konusu değil. Zamanla olacak olan bir şey. Saçlarınızın gürleştiğini peki nasıl anlayacağım ben derseniz de saçlarınızın diplerinden çıkan bebek saçlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Onlar size saçlarınızın ne kadar gürleşmeye başladığını Zaten söyleyecek. Benim saç uzatmayla ilgili yöntemlerim bu şekildeydi. Sizin saç uzatmayla ilgili sırlarınız varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Haftada iki kere yüklediğim videolarına haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Merhabalar güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere boyalı saçların rengini koruması için dikkat etmesi gereken 4 altın kuraldan ve birbirinden farklı kolay örgü modellerinden söz edeceğim. Ama videoya geçmeden önce eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere